Kıymetli dostlar, çok sorulan bir soru. Propolis tuzağını ne zaman koyalım? Nasıl koyalım? Bununla ilgili çok defalarca bir soru soruldu. Artık biz de bir cevap verelim istedik. Propolis tuzakları bu şekilde plastik ama kalıntı bırakmayan plastikten üretilmeli. Yani her yerden almayın. Esnek olmalı kıymetli arkadaşlar. İç yüzeyi iç bükey yani balık sırtı şeklinde yer almakta. Dışı işe bu şekilde koyarken bu iç bükey kısmı yani bu şekilde bir olan kısmı aşağıya bakmak zorunda. Tam da burada yaptığımız gibi olmazı. Sevgili arkadaşlar Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları boyunca rahatlıkla kalabilir. Hiçbir endişeniz olmasın. Hatta Nisan'da dahi koyabilirsiniz ama Nisan'da koyduğunuz zaman geçici olarak üzerine çuval koyabilirsiniz. Propolis tuzağının temel amacı nedir? Arılar orada bir boşluk olduğunu, hava izolasyonunda bir eksik olduğunu görüp orasını kapamaya çalışacaklar ve bunu da kendi kullandıkları en steril macunla. Yani o muhteşem mucizevi ürün, alandığı izniyle propolisle kapatacaklar. Sevgili dostlar, bizler onlara en sağlıklı bir şekilde propolis tuzağını koymalıyız ki en güzel ürünü de almalıyız. Tabii ki propolis üretirken kazıma, kovan uçuş telinin önlerinde de olan propolisler var. Fakat ticari amaçlı en değerli ürün sizlerin de bildiği gibi. Propolis tuzağından üretilmiş olan bu harika muhteşem ürün. Nasıl hasat edileceğini söyleyeceğim. Bir sezon boyunca propolisiniz tuzağınız burada kalabilir. Bir sezon boyunca kalabilir. Hiç endişe etmeyin. Yaz aylarında direkt bu şekilde kapağını kapatıp çuval koymadan bu şekilde kalabilir. Merak etmeyin. Onlar daha çabuk bir şekilde orasını öreceklerdir. Eğer siz bunu tekrardan üzerine çuval koyarsanız kıymetli dostlar onlar çuval koyduğunuz zaman izolasyonu zaten var diye bu işlemi yavaşlatacaklardır. 5 çıtadan sonrasında yavaş yavaş propolis tuzağını koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi 5 çıtaysa hafif de olsa bu çuvalı Serin havalarda problem yaşamaması için kullanabilirsiniz. Ama yazın şu anda Temmuz sıcaklarındayız. Rahatlıkla sadece ve sadece propolis tuzağı kalabilir. Bakın bu şeker çuvalında nasıl muhteşem bir şekilde propolisleri kendileri yapmış. Bunlar şu anda ziyan olacağına bunları propolis tuzağımızda kendileri bu gözenekleri kapatmak amaçlıyla değerlendireceklerdi bizler için de en değerli ürün olmuş olacaktı. Ne kadar doldurursa bir sezon boyunda kalacak. E abi ne zaman hasat edelim? Daha önce propolis tuzağı ile ürün almamış olanlar bal gibi düşünecekler. Bir hafta 10 gün sonra bunu tamamen propolisle dolacağını düşünecekler ama öyle olmayabiliyor. Yani bir yıl boyunca dahi kalsa tamamen dolmamış olabiliyor. O yüzden gözlemleyin Mayıs ayında başlayın koymaya. Eylül ayında ne kadar dolduysa belki de hepsi dolmuş olacak. Bunu alıyoruz. Derin dondurucu en güzeli ya da dolabı biraz daha sıfır derecelere çeviriyoruz. Koyduktan sonra bu şekilde eğerek bükerek çatır 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 aşağıya o muhteşem propolisleri dökmüş olacağız. O sebepten dolayı biraz daha esnek bir üründür. Ancak kalıntı bırakmayan özel plastiklerden yani her plastikten de almamanıza bazı TSE'lerin muhakkak dikkat edilmesine de alırken dikkat edin kıymeti dostlar. Bizler Mayıs ayında koymaya başlıyoruz. Ta Eylül ayına kadar ne kadar artık kendisi yaparsa o şekilde üretiyoruz. Bölme bir kovandı. Bu sebepten dolayı buna geç koyuyorum. Hatta şu an yeni koydum. Şöyle göstermek istiyorum biraz daha. Yaklaşık 8 çıtalık bir koloni. Şöyle göstermek istiyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çıtalık bir koloni. Bunu şimdi koydum. E, Oyalansınlar istiyorum. Tabi arılarımızın durumu güzel, keyifli. Bizim arılarımız biraz da sakin. Bu arada kıymeti dostlar. Zaten kolonimizi hazır açmışken her zaman olduğu gibi düzenli olarak probiyotikli basüllüs bakterilerini de uyguluyorum. Arılarımızın Sağlık durumuna bakın. Propolis kalitesine bakın. Keyiflerini görmenizi istiyorum. Düzenli olarak hatta şöyle şu propolisin damlamasına bakın. Şurasına. Şu bölümü çekersek. Muhteşem bir propolis. Arılarımız bakın bu kısmında eğer biraz tahminimden hızlı gelişen bölme bir koloniydi. Yeni vereceğim. Burada son bir kez probiyotikli basülüs bakterilerini uyguluyorum arıların sakinlik ve güzelliğini görmenizi istedim. Yine propolis tuzağımı da alt tarafı aşağı gelecek şekilde kapattım. Arıları da önüne silkeliyorum. Ve çuvalsız bir şekilde kapatıyorum. Haydi bismillah. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.